Bazı insanlar vardır, acayip farklı branşlarda başarılara imza atarlar. İnanılmaz bilgileri vardır. İslam bilgilerinden Biruni mesela. Tarihçi, matematikçi, hem de 7 dil bilen bir dil bilgisi uzmanı. Madame Curie, 2 ayrı bilim dalında Nobel'i var, düşün artık kadını. Leonardo, çağının en güzel köprüsünü dizayn etmeye ara verdiğinde Mona Lisa'yı çiziyordu. Keşke yaşasalar, anlatsalar, sabahlara kadar dinlesek. Bu insanlar bilgi terazisinin bir ucundaysa, diğer ucunda kim var? Tabii ki Hıncal Uluç. Futbol, güzellik yarışması jüriliği, tiyatro, rüzgar sörfü, sosyoloji, alkolün her türlüsü, eğitim sistemi, Amerikan basketbolu, sinema, briç, doping ve adli tıp, trafik ve şehir planlaması. Zamanınızı almayalım abi, kısaca güneşin altındaki her şey. Kendisine sorarsanız Hıncal Dede her şeyin uzmanı. Adamı kıskanmıyor değiliz. Hiçbir konunun uzmanı olmadan her şey hakkında ileri geri konuşarak para kazanmak milletçe hepimizin hayalindeki iş. Tamam, hepimiz biraz böyleyiz. Her şeyden çaktığını iddia etmeyene nüfus cüzdanı vermiyorlar, haklısın. Ama her şeyin en iyisini ben bilirim dedin mi? Bir de bunu televizyonlarda, gazetelerde çarşaf çarşaf 30 yıl yazdın mı? İşte orada sıkıntı var. Medyaya ilk adımını Cumhuriyet'te spor yazıları yazarak atar. 1990'da Sabah gazetesine geçer ve zulüm o zaman başlar. Yavaş yavaş kendine her şeyin otoritesi ilan edecek, gündemden düşmemek için polemiklerin kralını yaratacaktır. Televizyonda spor yorumculuğundan kamera şakası programına kadar memleketi kalkındıran acayip faydalı işler yapmıştır. En akıllarda kalanı Sezen Aksu ile kapışmasıdır. Tirajı düştükçe Sezen'le bir anı, bir anekdot yapıştırır, yıllarca onun ekmeğini yer. Sonra gün gelir 20 küsur yıllık arkadaşı hakkında botoks yaptırdı, estetik yaptırdı, yüzün korkunç oldu yazar. Hatta duramaz, Sezen hayatını bana borçlu der. Ölüm meleği misin be abi? Gerçeği minik serçe açığa çıkarır. Hastalığından film yaptığını, yıllarca beni yazma dese de sana bayılıyorlar, yazıyorum okur yağıyor dediğini anlatır. Herkesin onu kıskandığını düşünen bir zattır kendisi. Sevgililer gününü ve 1 milyon başka şeyi memlekete ilk o getirmiştir. Kendisinin 1/3 yaşındaki manken Ece Gürsel ile bariz bir reklam ilişkimsisi yaşarken bacak boyu 1.20 heykelimsi bir kadınla geziyorum. Herkes beni kıskanıyor konulu 500 kelimelik makale yazacak bir egoya sahiptir. Konu mankenimiz gerçi ilişki yok babam gibi görüyorum der ama reklam yapılmış, gündem yaratılmıştır. Özgüveni güçlü, spor bilgisi sonsuzdur. Ben milli basketbol takımını Tanyeviç'ten daha iyi yönetirim demiş insandır. Mahalle kahvelerindeki yüz binlerce dayı gibi yani. Gerçekten Türkiye'ye getirdiği bir şey varsa o da bedavadan otelde yattım, şampanya içtim, otelin reklamını köşemde yaptım gazeteciliğidir. Yer, içer, ağırlanır, sonra ballandıra ballandıra köşesinde anlatır. Memleket bin bir trajedi yaşarken Alaçatı'da yediklerimiz, içtiklerimiz manşetleri kendisine aittir. Ayşe Arman'dan Emre Aköz gibi eften püften bir alay insanla ağız dalaşına girer, cevap veremeyince sizi o köşelere ben koydum, bana borçlusunuz diye sitem eder. İş kurumusun be abi, her şeyden anlar, müthiş zevklidir falan. Ama işte eğer çıkıp çıldın dersen de çok iyi film, hatta yumurtaya 10 basar dersen kusura bakma da biz de sana ucuz zevklerin gurmesi deriz. Böyle gidiyor Hıncal Dede'nin hikayesi. Orçun, ver şarkıyı kardeşim. Peki peki anladık. En güzel sen gülersin. Peki peki anladık. En güzel sen söversin. En güzel yemeği sen yedin. En güzel kızı sen kaptın. En güzel şarkıyı sen yazdın. En güzel fuları sen taktın. Sen neymişsin be abi?